أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, okuduğum ayet-i kerime Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesi. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bu ayet-i kerimede takriben 10 tane mesele konusunda dikkatimizi çekiyor. Nedir dikkatimizi çektiği ve talimat verdiği konular? Hemen bakalım. Es-saîdü billâh. وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Kullarım, Allah'a ibadet edin, asla en ufak bir şeyi O'na ortak koşmayın. İnsanın hayatında olmazsa olmazı, en önemli görevi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip ibadette O'na ortak koşmamaktır. Şeyen en ufak bir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Elhamdülillah millet olarak biz putperestlikten uzak, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden ve şirk koşmayan, putçuluk yapmayan bir milletiz. Elhamdülillah. Ancak ayet-i kerimede geçen ifadede şey'a, en ufak bir şeyi Allah'a ortak koşmayın deyince, şirk-i hafî dediğimiz gizli bir şirk anlamına gelen riyakarlık da burada yasaklanmış oluyor. Ne demek riyakarlık? Bir insan namazı Allah için kılmalı. Ahmet Mehmet birileri beni görüyor diye namazda tadil-i erkanı kaliteleştirmek. Birileri görüyor diye kılmadığımız kadar fazla namaz kılmak. Buna ne diyoruz? Riyakarlık diyoruz. İşte burada ne oluyor? İbadeti Allah için yaparken başkası da beni görsün de onun da gözüne gireyim demek, o da benim bu yaptığım ibadetten haberdar olsun diye bir beklenti içerisine girmek riyakarlık. İbadetimize birisini ortak koşmak kabilinden gizli şirk deniyor buna. Allah Celle ve Ala Hazretleri murai olan, yani riyakarlık yapan insanın o riyakarlıkla karışmış olan amelini kabul etmez.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Vay o namaz kılanların haline. Şiddetli azap var o namaz kılanlar için ki namazlarından gaflet içerisindedirler ve insanlara gösteriş yaparlar. Kıymetli dostlar, riyakârlık şirkin bir nevisidir, gizli şirktir. Şu kadar vardır ki normalde şirk dediğimiz Allah'tan başkasına ibadet etmek insanı müşrik yapar, ebedi cehennemden kurtulamaz. Şirk-i hafî dediğimiz bu riyakârlık insanı küfre götürmez. Çünkü ona ilah diye tapmıyor ve ona da tapmıyor fakat onun gönlünü alabilmek için veya gözüne girebilmek için ibadetinin kalitesini artırıyor. İlah olduğundan dolayı değil, ondan efendim ilahtan bekleyecek, Rabbisinden bekleyecek bir şeyi beklediğinden dolayı değil, gözüne gireyim, gönlüne gireyim diye yaptığı şeydir. Onun için biz putperestlikten korkmuyoruz ama riyakarlıktan her birimiz korkarız. İnsanoğlu insanlar tarafından övülmeye düşkündür. İnsanlar tarafından yerilmeye ise nefret edicidir. Birisi bizim aleyhimize konuşsa sinirleniyoruz. Birisi bizim lehimize konuşsa mutlu oluyoruz. Sonuçta nefsin hoşuna gidiyor veya gitmiyor. Evet, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri takriben 10 meseleden bahsediyor. Birincisi, Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamak. Burada dikkat çektiğimiz şey, ortak koşmak bizim kültürümüzde yoktur elhamdülillah. Ancak hiçbir şeyi ortak koşmayının içerisinde riyakarlık da yapmayın. Ameli başkası için yapmayın. Patronun gözüne girmek için namaz kılmak, birilerinin gözüne girmek için sadaka vermek, birilerinin gözüne girebilmek için hacca umreye gitmek, bunlar nedir? Gizli şirk dediğimiz riyakarlık kısmına girmiş olur. İkinci olarak bu ayet-i kerimede dikkatimizin çekildiği nokta وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Yaratan Allah'a karşı görevinizde kusur etmeyin. Sadece ve sadece O'na ibadet edeceksiniz. O'na hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Bu birinci olmazsa olmaz görevinizdir. Mahlukata karşı gelince وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Şu evrende ve şu kainatta bir insanın yaratıcı olarak Allah'a karşı sorumluluğundan sonra mahlukat içerisinde en önemli sorumluluğu annesine ve babasına karşıdır. Kullarım, nasıl ki bana ibadet etmelisiniz, ortak koşmamalısınız, ikinci en önemli göreviniz anne ve babanıza iyi davranmanızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki kıymetli dostlar, Allah'a karşı sorumluluk olarak ibadet bizim için ne kadar önemliyse, insanlar içerisinde bir numara sorumlu olduğumuz anne ve babamızdır. Dolayısıyla onlarla olan ilişkilerimiz ihsan makamında olmalı. Yani ihsan, bir şeyi Allah görüyor gibi veya Allah'ı görüyor gibi yapabilmek kalitesidir ki en iyi makamdır ihsan makamı. Annemize ve babamıza ihsan makamında davranmalıyız. Yani annemizin, babamızın gözünde ve gönlünde iyi bir evlat olma özelliğini, güzelliğini yakalamamız lazım. Annemiz, babamız birilerinden çekinerek değil, öz gönlünden doğan duygularıyla benim evladım gibi evlat yoktur diyebilmeli, ona biz bunu söyletebilmeliyiz. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Kullarım, ben size talimat veriyorum. Bir, yalnız bana ibadet edeceksiniz, bana bir şey ortak koşmayacaksınız. Hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. İki, annenize, babanıza kesinlikle iyi davranacaksınız. Daha önceki derslerimize de gelip geçmiştir. Yeri geldiği için yine söylüyorum. Bir insan annesine ve babasına
annesi olduğu için, babası olduğu için ve Allah'ın talimatı olduğu için iyi davranmak mecburiyetindedir. Annem bana iyi davranırsa ben de ona iyi davranırım. Babam bana iyi davranırsa ben de ona iyi davranırım. Oldu mu? Ticaret mi yapıyorsunuz siz? Ticaret mi yapıyorsunuz? Anne anne olduğundan dolayı, baba baba olduğundan dolayı iyi davranılmayı hak etmiştir. İlahi bir görevdir. Şimdi kıymetli dostlar, eğer çocuklar annem bana karşı görevini yapmamıştır, babam bana karşı babalık görevini yapmamıştır, öyleyse ben de babamı takmıyorum diye karar verecek olsa, böyle bir hüküm efendim ve kanaate varacak olsa, bu kainatta saygı diye, hürmet diye bir şey kalmaz. Babamızın yanlışı olsa bile, annemizin yanlışı olsa bile, babamızın babalık özelliği, annemizin annelik özelliği, o yanlışları çoktan kapatacak kadar fazladır. Yani kocaman bir dağın yanında yumruk kadar, yumurta kadar bir tümsek ne hükmü vardır? Hiçbir hükmü yoktur. Aynı şekilde babamızın babalığı aynen o dağ gibidir. Annemizin anneliği üç tane o dağ gibidir. Bir yerde, bir noktada, bir meselede annemiz babamız bize karşı bir eksiği, anlayıştan kaynaklanan, fakirlikten kaynaklanan, görgüsüzlükten kaynaklanan, birisinin dolmuşuna gelmekten kaynaklanan bir takım bize göre eksikleri olabilir. Altını çiziyorum, bize göre eksikleri olabilir. Biz bu eksiklikleri nazar itibara alarak annemize, babamıza karşı tutum ve davranışımızı eksiye çeviremeyiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisine ibadet ve kulluktan sonra en önemli üzerine duracağımız meselenin anne ve babanın rızasını kazanacak şekilde onlara iyi davranmak oldu. İhsan dediği iyi davranmak, duruma göre, şartlara göre, pozisyona göre esneyebilecek bir ifadedir. Deseydi ki para verin, bir kelime olacaktı. Deseydi ki yemek yedirin, bir kelime olacaktı. Deseydi ki elbise verin, bir kelime olacaktı. Ama iyi davranın deyince bunun içerisinde hediyesi de vardır. Yemesi de vardır. Hizmet etmesi de vardır. Yerine göre altını temizlemesi, yerine göre sırtını efendim ovlaması vardır. Hepsi vardır. Rabbimiz ihsan diyor. İyi davranmanızı emrediyorum diyor. Kıymetli dostlar, Kur'an'a baktığımız zaman annemize babamıza iyi davranmamız için annemizin babamızın Müslüman olma şartı da yoktur. Yani bir insanın annesi babası gavur da olsa anne midir? Annedir. Baba mıdır? Babadır. Ben seni annelikten sildim, babalıktan sildim, böyle bir şey olamaz ki. Annelikten silmekle anne silinir mi? Başkasının karnından mı çıkmış olacağız o zaman? Efendim nasıl ki bir anne evladını silemezse, bir baba evladını silemezse, bir evlat da annesini babasını silemez. Geçenlerde birisi fetva soruyor. Diyor ki, baba diyormuş ki, ben falanca oğluma kızdım, beni kızdırdı. Dolayısıyla ben öldükten sonra ona malımdan miras düşmeyecek. Helal etmiyorum ona malımdan intikal etmesini. Dolayısıyla benim malım o hariç diğer çocuklarımın arasında taksim edilecek. Mirastan onu mahrum bırakıyorum diyor. Kıymetli dostlar, bir annenin, bir babanın böyle bir hakkı yoktur. Ben öldükten sonra falanca yavruma kız veya oğlan, buna mirastan vermeyeceksiniz deme hakkı yoktur. Çünkü öldükten sonra malın taksimini Allah kişilere bırakmadı. Kendisi o taksimi üzerine aldı. Hayattayken bir baba çocukları arasında diyelim ki şurayı sana verdim, al senindir. Şurasını da sana verdim, al senindir deyip dengesizlik yapsa, malını hayattayken çocuklarının bir kısmına teslim etse bu hukuk olarak geçerli olur. Ama yanlış yapmış olur, günahkar olur. Fakat ölümden sonrasına bıraktığı takdirde çocuklar toplanın bakalım. Falanca çocuk benimle ilgilenmedi.
beni de kızdırdı. Benim ölümümden sonra miras taksim edilirken ona miras yoktur dese bu sözün hiç geçerliliği yoktur. Bir baba bir anne evladını mirastan mahrum edemediği gibi bir evlat da mirasından anasını babasını mahrum edemez. Çünkü miras meselesi murislerin yani mirası bırakanların yetkisine bırakılmamıştır. Bu taksimi Allah kendisi üstlenmiştir. Peki o zaman bir evlat ben anne kabul etmiyorum demekle annelikten çıkmaz. Ben baba kabul etmiyorum demekle babalıktan çıkmaz. Hem Allah nezdinde, hem insanlar nezdinde, hem devlet nezdinde anne annedir, baba babadır, evlat evlattır, değişmez. Annelerimiz, babalarımız, en mukaddes değerimiz olan dinimize ters bakan insanlar bile olsalar, evlat olarak biz onlara karşı evlatlık görevini yapmak mecburiyetindeyiz. Gavur olan, dinsiz, imansız olan annemiz veya babamız olsa, bizim nafakamıza ihtiyaçları olsa, bir çare yiyecek, içecek bir şeyleri yok. Sen Müslüman olmadığın için ben sana bakmam diyemezsin. Mecbursun onun nafakasını vermeye. Dinimiz, gayrimüslim olan anneye, babaya bu ilgiyi, bu iyiliği emrediyorsa, ya bizim gibi inanan, hatta bizden daha sağlam inanca sahip olan annelerimize, babalarımıza karşı tavır ve davranışlarımızın çok daha iyi olmasını emretmektedir. Kıymetli dostlar, ben şimdi sizinle konuşuyorum. Neyi konuşuyorum? Nisa suresinin 36. ayeti kerimesini konuşuyorum. Bu ayeti kerimeyi destekleyen Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var. Yani sadece bir ayet meselesi değil, bir ayet de olsa bizim için tamamdır, yeterlidir de. Yani konunun ehemmiyetine binaen Kur'an-ı Kerim'de bu konu çok değişik yerlerde gündeme gelmiştir. Şimdi bu konuyu ben sizinle konuşuyorum, paylaşıyorum. Yarın ahirette bu dinlediklerimiz veya konuştuklarımızdan ben de siz de hesap vereceğiz. Kardeşler, hani bir söz var, öyle üç köfte 25 kuruş olmaz. Üç köfte 25 kuruş olmaz. Allah bizi boşuna yaratmamıştır. Bir damla meneyi dünyayı sevku idare edecek bu kabiliyette, bu kapasitede rastgele yapmamıştır Allah Celle Celaluhu. Her birimizin aslı bir damla menidir. Bir damla meninin içerisinde ne özellikler var ki? Hiçbir özelliği yok, pis bir şeydir. Ancak Allah Celle Celaluhu her canlı da bir damla sudan, meniden yarattığı gibi bizi de bir damla meniden yaratmıştır ama verdiği akıl ile, fikir ile, özelliklerle, ilimle yeryüzünün halifesi yaptı. Güneş bize, ay bize, rüzgarlar bize, bulutlar bize hizmet ediyor. Topraklar, denizler, dağlar, taşlar bize hizmet ediyor. Kainatta değişiklikleri Allah bizim elimizle yaptırıyor. Bu kadar değeri bize rastgele iş olsun diye mi, oyun oyuncak olsun diye mi verdi? Hayır. Ve bizi başıboş bırakacak, yaptıklarımızdan hesaba çekilmeyeceğiz. Bunun için mi? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsanoğlu yaptıkları yanında kâr kalacak, hesaba çekilmeyecek. Böyle mi zanneder? Olur mu diyor Allah Celle Celaluhu? اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى Ya ne diyorsunuz siz? Bu bir damla meni değil miydi? Onu efendim tabiri caizse bu kadar mükemmel bir şekilde her organının mükemmel özellik ve güzelliklerle donatılarak yaratan ben değil miyim? Yani bir damla meniyi bu kadar kaliteli hale ben niçin getirdim diyor Allah Celle Celaluhu. Niçin getirdim? Hiç maksadı yok mu bunun diyor. Ben söylüyorum sen maksadı. Beni tanıyacaksın, bileceksin, kulluk yapacaksın. Peki aradaki fark nedir? Çok affedersin. Koyun kuzu da bir damla meniden yaratılıyor. Dana da bir damla meniden yaratılıyor. Efendim kuşlar onlar da yumurtanın içerisindeki sıvıdan yaratılıyor efendim. Tavuklar, civcivler. Peki bir damla sudan yaratılan bu kadar varlıkların içerisinde sadece ve sadece kulluk görevini kime vermiş? İnsana vermiş. Peki niye? Değerleri torpilli mi? Ama insana vermiş de diyor ki insana
Bu dünyada ben seni sınava getirdim. Sınavdasın sen. Diğerleri sınavda değil. Diğerlerini sana hizmetçi olarak yarattım. Sen bu sınavı kazanırsan, bu hayat senin için bir günlük hayat, iki günlük hayattır. Gerçek hayat, ebedi ve sonsuz hayatı. Seni de ebedileştireceğim. Hem de hele bir cenneti kazan da gör bakalım. Aklının hayaline gelmeyen güzellikleri sana vereceğim. Gençliğin bitmeyecek, güzelliğin bitmeyecek. Mutluluğun bitmeyecek, sıkıntıyla karşılaşmayacaksın, ihtiyarlıkla karşılaşmayacaksın. Kimseye borcun olmayacak, kimseye alacağın olmayacak, kimseyle dargınlığın olmayacak. Her arzu ettiğine anında ulaşabileceksin, ulaşamadığın hiçbir özellik, güzellik, imrendiğin bir şey kalmayacak. Ve bu da bir gün, üç gün değil, ebediyen devam edecek. Aman Allah'ım, işte bu. İnsana Cenab-ı Hak bu değeri bunun için verdi. Değer mi bu değer için mücadele vermek? Vallahi değer, billahi değer. Kardeşler, dostlar, Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kavminin içerisinde kaldığını Allah Kur'an'da söylüyor. Demek ki 950 sene Nuh Aleyhisselam kaldığına göre o devirde yaşam ortamı neydi, hayat ortamı neydi? 950 bin seneydi. Onların 1000 senede kazandığı imtihanı biz 50-60 senede kazanacağız. Onlar 1000 sene mücadele veriyorlardı cenneti kazanmak için. Biz 50-60 sene mücadele vereceğiz, aynı cenneti kazanacağız. Onların sabrettiği kadar biz sabretmeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü 1000 sene sabredecekti. Biz ne kadar sabredeceğiz? 50-60 sene, 70 sene. Onun için kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri diyor ki, ben hiç kimseyi, insanları başıboş yaratmadım. Hesapsız değillerdir. Abesle uğraşmam ben diyor Allah. Abesle uğraşmam. Bir maksat var. O maksadı söylüyorum size. Beni tanıyacaksın, bana kulluk yapacaksınız. Şimdi Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde 10 civarında talimatı var. Birinci talimatı en önemli görevi ifade ediyor. Beni tanıyacaksınız, bana kulluk yapacaksınız, asla bana ortak koşmayacaksınız diyor. Bu konuda ortak koşmama noktasında başarılıyız. Riyakarlık konusunda sınıfta kalabiliriz. Ama ibadet noktasında gerekli vazifelerimizi gerektiği zaman, gerektiği kadar yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? O konuda ne olabilir? Farklılık karşımıza çıkabilir. Rabbim her birimizi ibadetine düşkün olanlardan eylesin. Şirkin her türlüsünden, riyakarlığına varıncaya kadar her türlüsünden bizleri Rabbim ebediyen muhafaza eylesin. İkinci olarak diyor ki Allah Celle Celaluhu, kullarım, ikinci talimatım, mahlukat içerisinde ananızın babanızın yerini kimse dolduramaz. Ananızın babanızın istepnesi yoktur, yedeği yoktur. Ben kaldırdım annemi, onun yerine başka birisini anne olarak koydum. Babamı değiştirdim, başkasını baba koydum. Böyle bir şey yoktu. Baba babadır, ana anadır. Beğensen de anandır, beğenmesen de anandır. Beğensen de babandır, beğenmesen de babandır. Bitti, bu kadar. Senin görevin babanı eleştirmek değildir. Ananı eleştirmek değildir. Onların savcısı değilsin. Kirli çamaşırlarını arayacak bir pozisyonda asla değilsin. Başkası babanın aleyhine konuşsa, başkası annenin aleyhine konuşsa, dur. Kes sesini kardeşim. O benim anamdır. Aleyhine konuşturtmam mı seni diyeceksin. O benim babamdır, lütfen. Benim yanımda babamın aleyhine konuşamaz. Başkasını konuşturmayacaksın, sen de konuşmayacaksın. Görevin o değildir. Benim görevim, senin görevin, varsa anamıza, babamıza iyi bir evlat olmanın mücadelesini vermektir. Unutma ki, unutma ki, bugün sen ananı, babanı tenkit ediyorsan, yarın senin evladın seni daha fazla tenkit edecektir. Zaman zaman sohbetlerimde sizinle paylaşıyorum. Orta yaştaki kardeşlerimiz, 40, 50, 60 ve yukarısındaki yaş kardeşlerimiz ise babaları, fakir olduklarından dolayı, o günkü şartlar, görgü meselesi. Bundan dolayı şimdiki babaların çocuklarına yaptığının belki onda birini yapabilmiştir veya 40'ta birini yapabilmiştir baba olarak. İmkan yoktu. Görgü de yoktu. Şimdiki babalar
Geçen de talebelere bir sordum. Dedim ki, telefonu olmayan parmak kaldırsın. 100 tane talebeden 2 tanesi parmak kaldırdı. Sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum dedim. Sonra dedim ki telefonu olanlara, başka bir soru soracağım şimdi. Telefonu, anasının babasının telefonundan daha kaliteli olmayanlar parmak kaldırsın. Birkaç kişi kaldırdı. Yani çocuklarımızın telefonları, bizim telefonlarımızdan daha kaliteli, daha süper. Böyle bolluk nereden çıkmış ya? Bu bolluk nereden çıkmış? Peki soruyorum. Bize babalarımızın, bizim yaştakilere, babalarımızın imkansızlık sebebiyle, o günkü şartlara göre yaptığının en az 40 misli fazlasını bugünkü babalar çocuklarına yapıyor. Doğru mu? Peki bizim babalarımıza gösterdiğimiz saygıyı bugünkü çocuklar babalarına gösteriyor mu? Hayır. O zaman ben babamı tenkit ediyorsam benim çocuğum beni çok daha fazla tenkit edecektir. Çünkü saygı olmayınca, hürmet olmayınca tenkit kapısı nasıl olsa dilinde kemiği yoktur. İstediğin gibi at tut bakalım. Babam benimle gerekli şekilde ilgilenmedi. Arkasını doldur bakalım, nasıl dolduracaksın? Sen ne kadar ilgilendin babanla? Ne kadar ilgilendin? Onun şartlarını biliyor musun? Yani konuyu ben dağıtmayayım. Anaya karşı, babaya karşı Allah Celle Celaluhu kendisinden sonra ikinci sırada iyi davranmayı emrediyor, kesin talimatını veriyor. Bu ayet-i kerimede ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede var. Üçüncü olarak bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve bizil kurba yakınlarınıza karşı da iyi davranmanızı Allah size emrediyor. Kıymetli dostlar, yakın deyince anne babayı zaten özel zikretti. Kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz ve bunların çocukları bizim yakınlarımızdır. Kardeşim, beğensen de beğenmesen de bunlar senin yakınındır. Takdir etsen de etmesen de bunlar senin yakınlarındır. Allah sana bana diyor ki, yakınlarına iyi davranacaksın, ben sana bunu emrediyorum. Kardeşine kardeşin olduğundan dolayı değil, amcana, dayına, halana, akrabalarına akraban olduğundan değil, sadece Allah'ın emri olduğundan dolayı yine iyi davranman gerekir. Ben onları defterden sildim. Nasıl siliyorsun? Sen onları defterden sildim dediğinde Allah da senin için, ben de seni dostlar defterine sildim derse ne yaparsın? Allah'ın silmene izin vermediği kişileri bir takım nefsani duygular sebebiyle silmeye kalkarsan, Allah'ın talimatının dışına çıkmış olursan, burada başını, kafanı duvara vurmuş olmaz mısın? Taşa vurmuş olmaz mısın? Başını taşa vurduğun zaman taş mı kırılır, başın mı yarılır? Evet. Kardeşine, kardeşin olduğundan dolayı, akrabana, akraban olduğundan dolayı ilgi duyman güzeldir ama diyelim ki bunu hak edecek bir tutum ortaya koymadığını kabul edelim. O zaman ne dememiz lazım? Sen kardeş olarak bunu hak etmedin ama Allah'ımın talimatı olduğu için ben sana yine iyi davranmak mecburiyetindeyim. Rabbimin hatırı için, kardeşimin hatırı için değil, Rabbimin hatırı için. Amcamın hatırı için değil, Rabbimin hatırı için. Teyzemin hatırı için değil, Rabbimin hatırı için demek gerekir. Ayet-i kerime Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesi. Birinci vazife Allah'a karşı. Şirk yok, ibadeti ona yapıyoruz. İkincisi anaya babaya karşı iyi davranmak. Üçüncüsü akrabalara karşı iyi davranmak. Akrabalara biz ne diyoruz? Akrabalara karşı iyi davranmaya ne diyoruz? Sıla-i rahim diyoruz. Bu noktada annemiz babamız bize iyi davranırsa biz ona iyi davranırız. Onlar bize kötü davranırsa biz de onlara kötü davranırız. Felsefesi doğru mu? Değil. Peki o zaman akrabamız bize iyi davranırsa biz de onlara iyi akrabalık yaparız. Onlar bize kötü davranırsa biz de onlara kötülük yaparız. Felsefesi doğru mu? Değil. Kur'an'a uyar mı? Uymaz. Sünnete uyar mı? Uymaz. Şimdi kıymetli dostlar, adamın bir tanesi geliyor diyor ki, ya Resulallah,
benim akrabalarım var. Ben onlara sıla yapıyorum, gidiyorum, ziyaret ediyorum. İyi geçinmeye çalışıyorum. Fakat onlar bana hiç gelmiyorlar. Adam yerine koymuyorlar beni, akraba yerine koymuyorlar beni. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara insanca davranıyorum, onlar bana kabaca davranıyorlar. Ne dersin? Bu davranışımı bitireyim artık yani. Tek taraflı bu buyu. Tek taraflı ateşkes ilanı gibiymiş. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibiyse olay, senin anlattığın gibiyse olay, sanki sen onların yüzüne kül serpiyorsun. Sanki sen onların yüzüne kül serpiyorsun. Eğer sen böyle olmaya devam edersen, onların karşısında daima Allah'tan sana bir yardımcı melek gelir. Allah'tan senin yardımcın vardır. Onlar sana kötü davrandığı halde, sen onlara iyi davranıyor, onlar sana kaba davrandığı halde, sen medenice davranıyorsan, onlara sanki suratlarına kül serpiyorsun, daima Allah'tan sana bir yardımcı vardır. Sen onların suratına kül, sanki kül serpiyorsun ifadesi mecazi bir anlamdır. Bunu alimler değişik şekilde izah ettiler. İzahlardan birisi de şudur. Bir insan sana kötülük yapar, sen ona iyilik yaparsın. O kötülük yapmaya devam eder, sen de iyilik yapmaya devam edersen, evvela sana düşman olan bu insan, zaman içerisinde senin erdemliğini, efendim âli cenaplığını fark eder, yaptığı o kötülüklerden dolayı adeta midesine kramp girer. Yani kül yutmuş bir insanın midesindeki sancı gibi, eyvah ben ne yaptım ya? O iyilik yaptı, ben kötülük yaptım. O iyilik yaptı, ben kötülük yaptım. Ezilmeye başlar, midesine kramp girmeye başlar. Yani o insan kendi kendine kötülük yapmış olur, sen de bu iyi tavır ve davranışını sergiledikçe o yaptığının yanlışının farkında olacaktır. En azından sancılar girmeye başlayacaktır, vazgeçecektir. Bu anlamı da veriyorlar. Şimdi burada sizinle paylaşmak istediğim nokta neresidir kıymetli dostlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem onlar bu kadar iyiliğine gidiyorsun gelmiyorlar, iyilik yapıyorsun kötülük yapıyorlar, her şeyine tam tersine cevap veriyorlar, kısasa kısas, sen de gitme demedi onlara. Sen bu duruma devam edersen, Allah'tan sana yardımcı vardır. Bu yardımcı devam edecektir. Onlar da zamanla bu işin yanlış olduğunu anlayıp vazgeçeceklerdir, diyor. Bir başka hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sıla-i rahim yapan kişi, akraba bağlarını iyi tutup mükafatını elde eden kişi, kendisine iyilik yapana iyilik yapan değildir. O zaten onu herkes yapar. Sana iyilik yapana, tebessüm edene tebessüm etmek çok mesele değildir. Ya gerçek sıla yapan, gerçek bu işin mükafatını elde eden, kendisine gelmeyenlere gidendir, kendisine kötülük yapanlara iyilik yapandır, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Kıymetli dostlar, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse misafirine ikram etsin, diyor. Sana misafirliğe gelen kişi kabir ziyaretine gelmediğine göre ona bir şey ikram edeceksin. Ne ikram edersen gücüne göre ikram edeceksin. Çay mı ikram edersin, yemek mi ikram edersin? Rahmetli İhsan Efendi hocamız, kendisinden ilim öğrendiğimiz gibi çok güzel ahlakı, tavır ve davranışları da bize örnek olmuştu. Her gittiğimizde evine, ders için gittiğimizde mutlaka bir şeyler ikram ederdi. Bir defasında yaz mevsimiydi gittiğimizde, ya hoca efendiler dedi, şu anda evde hiçbir hazırlık yok ama dedi, soğuk su da yaz mevsiminde iyi gider, size soğuk su vereyim dedi. Kısacası hiçbir zaman boş çevirmedi. Sadece su verebildiği dönemde bile adeta özür dilercesine, nedir bu? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse misafirine ikram etsin hadis-i şerifinin karşılığı. Peki her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse akrabalarını es geçmesin, onlara sıla yapsın,
ziyaret etsin, arasın ve gönüllerini alsın, onlarla aradaki münasebetlerini sıcak tutsun diyor kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim, kesemezsin kardeşinle bağlarını. Kız kardeşinle bağlarını kesemezsin. Allah sana izin vermiyor. Peygamber sana izin vermiyor. Kimden aldın izni? Allah'tan alamazsın, peygamberden alamazsın. Kimden aldın izni? Hocam sorma, onlar bana neler yaptı. Onlar değil, sana nefis ve şeytan neler yaptı, bir onları görsene. Kardeşine, nefsine kızdığın kadar kızmıyorsun. Kardeşine, nefsinden daha fazla kızıyorsun. Amcana, dayına, nefsine ve şeytana kızdığından daha fazla kızıyorsun. Ya şeytandan mı daha kötü? Nefsi emmareden de mi daha kötü? Yapma kardeşim ya, yapma! Bu senin kardeşindir, istesen de kardeşindir, istemesen de kardeşindir. Amcandır, dayındır, halandır, teyzendir, bunlar değişmez. Doğuştan bunlar oluyor. Doğarken teyzen teyze olarak doğmuş oluyorsun. Halan halan olarak doğmuş oluyorsun. Dayın, amcan, doğuştan bunlar senin akrabandır, bunları değiştiremez. Bunlara karşı sorumluluğun bitmez. Ben böyle yapıyorum dersen, Allah'ın dediğinin dışında bir şey yaptığın takdirde hesabını Allah'a vereceksin. O hesap da kolay bir hesap değildir. O hesap da kolay bir hesap değildir kıymetli dostlar. Onun için size acizane tavsiyem, nefsime ve size tavsiyem, bu konuda nefsaniyetten, enaniyetten kurtulalım. Ben böyle dedim, ben böyle istiyorum, canım öyle istiyor. Geç kardeşim ya, sen kimsin ya? Ben kimim ya? Evveli bir damla meni, sonu leş, böceklere yem. Var mı başkası? Ben. Ben deyip de kimsiniz ki sen? Ben kendime nasıl bir değer verebilirim? Allah'ın varlığı karşısında ben yokum. Var olan değerlerimin hepsini Allah verdi. O Allah beni sonunda böceklere yem yapacak. Ortada kalsam leş olacağım, çürüyeceğim. Kokumdan etraftakiler rahatsız olacak. Ben buyum işte. Ben deyip de kibirlenip gururlanmaya gerek yok. Allah'ın karşısında, emir ve talimatları karşısında biz kendimizi yok kabul etmek mecburiyetindeyiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk zaten bunu gösteriyor. Ne emredersen baş üstüne Allah'ım. Ben yokum, sen varsın. Benim arzularım yok, senin emrin var Allah'ım. Benim isteklerim yok, senin emir ve yasakların benim hayatımda hakimdir. Canımın istediği değil, senin istediğin geçerlidir. Onun için akrabalar noktasında da bilhassa bunu kıymetli dostlar ön plana koyalım. Abimiz bize yanlış yapabilir. Kardeşimiz bize yanlış yapabilir. Amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz bize yanlış yapabilir. Onun yanlışı Allah'ın bize verdiği talimatı bozmaya yetmez. Sen akraba olarak üzerine düşen görevi yapacaksın. Bunun için söylüyorum, bakın kardeşler. Bana hesap vermek kolay. Benim de size hesap vermemiz kolay. Ama bu talimatı veren Allah'a yarın hepimiz hesap vereceğiz. Dese ki sana Allah Celle Celaluhu, kulum, anan sana yanlış yaptı, amcan sana yanlış yaptı, kız kardeşin sana yaptı. Benim hatırım yok muydu diyecek Allah. Benim hatırım yok muydu? Ben sana talimat verdim anana, babana, akrabana iyi davranacaksın diye. Ben sana talimat verdim. Benim hatırım yok muydu? Ne diyeceğiz bunu? Bakın dostlar, tekrar ediyorum ve diyorum ki akrabalarımızla iyi geçinmek, onların gönüllerine girmek, onların nezdinde iyi bir akraba pozisyonunu yakalamak akrabalık görevi değil, Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Dini bir vazifemizdir. Bunu biz yapmadığımız takdirde bir gün bunun hesabını bu talimatı veren Allah soracaktır. Gelin biz olalım, siz olun. Bundan sonra akrabalarımızla ilişkilerimizi canımızın istediği gibi değil, Rabbimizin istediği gibi, onun bunun anlattığı gibi değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi yapmaya gayret edelim. Kıymetli dostlar, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler çok olduğu gibi, hadis-i şerif kitaplarında da hadis-i şerifler çoktur.
Bunları sadece bu konudaki ayetleri ve hadis-i şerifleri paylaşmaya kalksak, inan ki 4-5 hafta sadece bundan bahsetmemiz lazım. Yani bu konuda hadis-i şerifin tamamını bir müzakere edelim derseniz, bu konudaki ayetlerin tamamını bir müzakere edelim derseniz, inanın ki 4-5 hafta hep bundan bahsetsek bitmez. Anne baba ile ilgili müstakil hadis-i şerifler, zaten onlar birkaç hafta alırlar. Diğer akrabalarla ilgili keza böyle. Ben siz kardeşlerime ve dostlarıma özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Günümüzde gittikçe akraba bağları kopuyor birbirinden. İletişim kolaylaştığı halde birbirinden uzaklaşıyoruz. Ne demek iletişim kolaylaştığı halde? Eskiden telefonların olmadığı dönemde amcanı ziyaret etmek için gidecektin, arabaya binecektin, gidecektin köye, kendisini ziyaret edecektin, bir şeyler ikram edecektin. Şimdi ne gerek? Alo, amcacığım nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim, dua ediyorum, dua bekliyorum dediğin zaman gönlünde bir sevgi oluşur mu? Hemen eline telefonu alıyorsun, tak 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 hesaptan, bankadan havale ediyorsun. Bak, gitmeye hiç gerek kalmadı. Amcacığım, senin hesabına bir havale gönderdim. Yengemle, efendim, afiyet içerisinde yersiniz. Çok mu zor? Telefon, üzerinden hesap gönderiyorsun. Eğer bir şeyler göndermek istiyorsan, yani iyilik yapmak istiyorsan, ben nereden şimdi gideceğim, ta nereye, nasıl ikram edeceğim demeyin. Her şey kolaylaşmıştır. Sadece şu var ya şu gönül var ya, burası pisliklerden temizlenmesi lazım. Manevi pisliklerden temizlenmesi lazım. Allah'ım, her şeyden çok ben seni seviyorum. Sen ne dersen benim hayatımda o olur. Madem ki böyle dedin, amcama da, kardeşlerime de, akrabalarıma da senin dediğin gibi yapacağım dersen, olay bitmiştir. Şuradaki pislikleri, ben ondan nefret ettim. Ne nefret ettin kardeşim? Allah sana nefret et mi diyor. Kimden aldın bu izni? Bu hesabı Allah soracak. Bu hesaba hazırlanmak lazım. Bugün toprağın altındakiler hesap veriyorlar. Yarın sen de ben de toprağın altına gidince hesap vereceğiz. Hesap vermeye başladığı zaman işi düzeltme şansımız yoktur kıymetli dostlar. Evet, sözümü burada bitiriyorum. Ayet-i Kerime'yi de 10 maddeydi. 10 maddeyi okumaya vaktimiz kalmadı. Birincisi Allah'a kulluk edip ortak koşmamak. İkincisi anne ve babaya iyi davranmak. Üçüncüsü akrabalara İyi davranmayı Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde emrediyor. Hocam diğerleri neydi derseniz telefonlarınızda vardır. Tefsirlerde vardır. Evinize gidince, iş yerinize gidince diğer maddeleri de oradan gözden geçirirsiniz. Armut piş ağzıma diş olmaz. Kendi emeğiniz olur. Kendi gözünüz nuruyla görmüş olursunuz. Allah rızası için El Fatiha.